Zaman zaman ne kadar çalışırsanız çalışın istediğiniz olumlu sonuca ulaşamadığınızı görüyorsunuz değil mi? Eğer ki sizler gün içerisinde daha önceden kalma zihninizi sürekli meşgul eden düşüncelerle uğraşırsanız bir süre sonra normal yapabileceğiniz en basit işte bile istediğiniz sonuca ulaşamazsınız. Bu süpürge misali. Gördüğünüz gibi zihninizi meşgul ettiğiniz bu düşünceler için yapabileceğiniz en iyi şey onları olabildiğince gerekli ve gereksiz olarak ayıklayabilmek ve gereksiz olanları bir kenara koyabilmek. Düşünceler suyun akışı gibidir. Gelir ve giderler. Siz doğru olanları tutmayı öğrenemezseniz bir süre sonra bu sizi işgal etmiş gibi boğmaya başlar. Zihninizin boğulması bedeninizdeki performansınızı, yaşam enerjinizi etkilemeye başlar. Şu an gördüğünüz gibi haznesi boşaltılmış bir süpürgenin aynı performanstaki sonucuna bakacağız. Ne kadar şaşırtıcı değil mi? Basit bir süpürge bile bizim yaşadığımız olayı çok güzel bir şekilde özetliyor. Peki ben bunun için neler yapabilirim? İlk olarak zihninizdeki düşüncelerle mücadele etmeyi bırakacağız. Derin bir nefes alacağız, nefes egzersizlerine odaklanacağız. Sonrasında bedenimizi hareket ettireceğiz. Bu bir yürüyüş olabilir, bir egzersiz olabilir, oturuyorsanız ayağa kalkma olabilir. Vücudun hareketlenmesi, zihnin odaklanması için pratik bir yoldur. Ya bulaşığınızı yıkayabilirsiniz, evinizi temizleyebilirsiniz. Bir işe odaklanacak şekilde o düşünceleri azaltmaya çalışacaksınız. Etrafınızdaki dikkat dağıtıcıları azaltın. Masanızın üstünde çok fazla dikkatinizi dağıtacak eşyalar varsa düzenleyin. Odanızda bir sürü çamaşırlar, eşyalar, oyuncaklar dağınıksa bunları bir toparlayıp organize edin. Çünkü görsel olarak ne kadar çok dağınıklık o kadar çok enerji paylaşımı demektir. Bu da sizin odaklanmanızın önünde büyük bir engel oluşturabilir. Zihinsel olarak esneklik kazanmaya çalışın. Diyelim ki işte ben 12'de derste oturacağım ya da işte 12 ile 1 arası şu işimi yapacağım. Burada ben 10 dakika geç başladım diye korkunç bir şey yaşamışım gibi kendime baskı yapmamalıyım. Bu da bir yerde zihnin olabildiğince kaygı yaşamasına, kaygıda odaklanmanın azalmasına neden oluyor. Biraz geç olsa bile yapabileceğinize dair kendinizi olumlu yönde motive edin. Fakat bu ertelenmişlik uzun vadede ise o zaman o noktaya odaklanın. Bu benim bahsettiğim istisna durumlar için. Ama sürekliliği olan bir erteleme varsa oraya tekrar odaklanmamız gerekiyor. Sizi anlayan insanlara duygu ve düşüncelerinizi paylaşın. Özellikle psikolojik danışmanlığın en büyük avantajı bu olmaktadır. Zihninde geçenleri, kendisini boğan düşünceleri, bunun beraberinde gelen olumsuz duyguları ifade etmek kişide bir rahatlamışlık hissi oluşturuyor. Bu da daha güçlü olmasını sağlıyor. Çünkü sırtınızda gereksiz ağırlık varken hayatınızı kolaylaştırmak için yapmanız gereken sorumluluğu almanızı zorlaştırıyor. Ben esas ağırlıklarım yerine hayatta bana yüklenen, benim farkında olmadan taşıdığım ağırlıklarla uğraşıyorum. Bu da benim ilerlememi engelliyor maalesef. Uyku düzeninize kesinlikle dikkat edin. Güzel bir uyku güne iyi başlamak için en önemli faktörlerden birisidir. Ki unutmayın gün sabah başlamaz. Gece yattığınızla başlar. Çok uykusuz, uykunuzun bölündüğü bir gece sizin için sabah ne kadar dinlenmişlik hissi uyandırabilir. O yüzden yatmadan önce bir bitki çayı içebilirsiniz, sakinleştirecek. Limon melisi olabilir, papatya olabilir ya da rezene. Hangisi size daha uygun oluyorsa ve alerjik reaksiyona neden olmuyorsa deneyin. O şekilde bir bitki çayıyla daha huzurlu bir uyku geçirmeye çalışın. Unutmayın, uykusuzluk başlı başına bile depresyonu tetikleyebilmektedir. Yapılan bütün araştırmalar uykunun ne kadar önemli olduğunu göstermiştir. Sakinleştirici müzik dinleyin. Arabesk. Çok nadir dinleyebilirsiniz ama içerisinde çok fazla zihninizi yoracak müziklerdi, duygusal olarak olumsuz anlam yüklenen şarkı sözleriydi. Bunlardan uzak durun. Çünkü dinlediğiniz neyse bir noktada biz de ona evriliyoruz. Çok fazla rutin olarak sizi boğan bir ortamda bulunduysanız da evinizdeki eşyaların yerlerini değiştirebilirsiniz. Yenilik zihninizde bir canlılık oluşturur ve güncelleme ihtiyacı hissettirebilir. Çünkü zaten zihninizde sizi boğan bu düşünceler rutine döndüğü zaman artık baş edilemez hale gelebiliyor. Ama siz evinizde basit bir değişiklik yaptığınızda bile zihninizde yavaş yavaş farklılığa gitmesi için bir teşvik edici etki oluşturabiliyor. O yüzden bazı eşyaların yerlerini değiştirebilirsiniz. Temizliğe dikkat edebilirsiniz. Kendinize muhakkak bir de yapılacaklar listesi oluşturun. Bugün yapılacaklar, bir hafta içerisinde yapılacaklar, bu ay yapılacaklar gibi. Onları belirli bir rutine bağlayın. Günümüz dünyasında o kadar çok sorumluluklarımız arttı ki artık bazen buradan bile baş etmekte zorlanabiliyoruz hayata karşı. Elektrik faturamız var, su faturamız var, telefon faturamız var. Çocuklarımız varsa çocuklarımızın giderleri için ödemelerimiz var. Mutfak alışverişi var. O kadar çok
bizden günü gününe beklenen sorumluluklar arttı ki bu bir yerde bile bizi yormaya yetmeye başlıyor. Sizin olabildiğince güçlü olmanız lazım ki bunları kaldırabilirsiniz. Sorumluluklarınızı azaltabileceğiniz bir yer var. Fakat bir noktadan sonra en asgarisinde bile açamayacağınız sorumluluklarla baş edebilmeniz için güçlenmeniz lazım. O da dediğim gibi dengeli beslenerek, düzenli su tüketiminizle, sağlıklı bir uyku rutiniyle, kaliteli insan ilişkileri kurarak, kendinize vakit ayırarak, daha dengeli bir hayatı yakalamak için gayret ederek bu sonuca çok rahat ulaşabilirsiniz. Fakat siz ekstradan farklı sorumluluklar alırsanız, başka insanların sorumluluklarını üstlenirseniz, kendi kişisel bakımınız, ailenize karşı sorumluluklarınız size çok fazla yorucu gelmeye başlayabilir. Bu noktada da muhakkak dikkat edin. Kendi sorumluluklarınıza öncelik verin. Başkalarının sorumluluklarında ne kadar payınız varsa ona odaklanın. Fazlası için çok gönüllü olmayın. Şartlarınız uygunsa elbette ki olabilir. Ama bu fedakarlık dediğimiz nokta sizin kendinizden vermenize, psikolojik olarak olumsuz etkilenmenize, aile içi sorumluluklarınızın ihmaline neden oluyorsa orada durun. Bunun dönüşü bugün değilse bile yarın size muhakkak olumsuz oluyor. Bu faktörlere dikkat ettiğinizde de birçok şeyin yoluna gireceğine emin olabilirsiniz. Daha fazlası için de kanalıma abone olabilir, talep ettiğiniz videolar varsa da yorumlarda paylaşabilirsiniz.